Arkadaşlar merhabalar. Limit süreklilikle ilgili konu anlatımını zaten gayet ayrıntılı bir şekilde yapmıştım. Onun üzerine şimdi 7 sayfalık güzel soruların olduğu bir test hazırladım. Gayet böyle ihtiyacınızı karşılayacak bir test. Bunun ilk 4 sayfasını çözmüştüm. Hem ayet oynatma listesinin içinde hem de ayrıca limit süreklilik diye oynatma listesi var. Oradan da bulabilirsiniz. Şimdi ben onun son kısmını çözeceğim. Bir de 10 numaralı soru, 10 numara seriler, ay söyleyemedim. 10 numara sorular serisi var arkadaşlar. Orada da 10 soruda konuları böyle kısa kısa tekrar ediyorum. Ayrıca limitle ilgili o soruları da çözebilirsiniz. Şimdi iki tane fonksiyon verilmiş arkadaşlar. Bir tanesinin grafiği var, diğerinin grafiği yok. Bunların bu arada toplamları da sürekliymiş. Hemen uyarayım sizi. İki tane fonksiyon f ve g ayrı ayrı sürekli ise bunların toplamları, farkları, çarpımları, bölümleri süreklidir. Ancak iki tane fonksiyon toplamları sürekli ise bunlar ayrı ayrı sürekli olmak zorunda değil. Onu belirteyim. Hakikaten de bakın f fonksiyonu gördüğünüz gibi sürekli değil ama toplamları sürekli gelmiş. Böyle bir şey mümkün olur. Şimdi konumuz onunla ilgili değil, sadece sınavda bazen o bilgiyi de soruyorlar. O yüzden belirtmek istedim. Şimdi 2 artı 2 eksi ben hazırladım burada dursun kenarda. 2'ye sağdan yaklaştığımızda f ne gelmiş? 2'ye soldan yaklaştığımızda ne gelmiş? G de aynı şekilde bakalım. 2'ye sağdan yaklaştığımız zaman eksi 1 gelmiş. F, G'yi bilmiyoruz. Kenarda dursun. Yine F sağdan yaklaştığımızda bulduk. Bir de soldan yaklaştığımızda ne gelmiş? 1 gelmiş. Şimdi şıklardan gideceğiz. A şıkkına bakacağız. Sağdan yaklaştığımızda ne gelmiş? G 2. Pardon, 1. Soldan yaklaştığımızda ne gelmiş? Eksi 2. Bunların toplamlarına bakalım. 0, eksi 1 birbirine eşit mi? Hayır. O zaman sürekli değiller. F ve G'ye yine yazayım. 2'ye sağdan yaklaştığımız zaman şöyle. F neydi? Her zamanki gibi orayı eksi 1, 1 dolduralım. G arkadaşlar B şıkkında sağdan yaklaştığımız zaman bakın 3. Soldan yaklaştığımız zaman burada durumumuz ne? Eksi 1. Bunların toplamları bakın yine olmadı. F'ye 2 artı 2 eksi dedik. 2'ye sağdan yaklaştığımızda eksi 1'di. Diğeri de buydu. Şimdi C şıkkına baktığımız zaman 2'ye sağdan yaklaştığımızda eksi 3. 2'ye soldan yaklaştığımızda 3. Bunların toplamı da eşit olmadı. D şıkkına geldiğimiz zaman F 2 artı da eksi 1'di. 2 eksi de 1'di arkadaşlar. G'ye baktığımız zaman 2'ye sağdan yaklaştığımızda 3. 2'ye soldan yaklaştığımızda 1. Toplamları bakın ne oldu? 2. İkisi de birbirine eşit olduğu için evet. D şıkkında G fonksiyonun grafiği böyle olabilir. Sonuçta toplamlarında sağ ve sol limitler aynı olması lazım. Temel limit yorumuna devam ediyoruz aslında bunlarda arkadaşlar. İlk soru bu şekilde. Şimdi arkadaşlar önemsediğim bir soruya bakacağız sizinle. Bileşke fonksiyonla ilgili süreksizlik sorusu. Karşınıza geldiğini düşünüyorum bu sorunun ama bir de ben anlatayım size. Olur da görmeyenler varsa halletmiş olsun böylece. Şimdi bize sadece şöyle bir fonksiyonun süreksiz olduğu noktayı sorsaydı x gördüğümüz yere 0 yazardı. Kritik noktalara bakarız süreksizlik için. Çünkü kopma olmayan yerlere bakmaya gerek yok. Burada mesela fonksiyon her noktada süreklidir. Ama öyle bir nokta olur ki burada böyle bir kırılma olur. Siz orada bakarsınız kritik nokta dediğimiz kopmaların olduğu, kırılmaların olduğu, paydayı sıfır yapan, tanımsızı yapan yerlerdir. O yüzden burada kritik noktaya bakarsın. X eşittir 0'da 1 ve X eşittir 0'da soldan yaklaşımda eksi 9 gelir. Şey pardon eksi 10 gelir. Böylece fonksiyon limitsizdir deriz. Bu noktada haliyle süreksiz de olur. Demek ki o zaman bu fonksiyon bileşke fonksiyon değil de sadece f olsaydı bir noktada süreksiz olacaktı. Ancak bileşke fonksiyon olunca ne yapıyoruz? Bir, klasik yorum. Önce direkt kritik noktaya bakıyorsun. X eşittir 0 için fonksiyon sol ve sağ limit eşit olmadığı için tamam bu noktada 0 noktasında süreksizdir diyorsun. İkincisi bu bir bileşke fonksiyon ya bir k değeri verdiğinde içerideki fonksiyonun limiti 0 çıkar mı diye bakıyorsun. Neden? Eğer x'e k verdiğinde 0 çıkarsa artık yeni durumda limit x 0'a giderken f x olacak bileşke fonksiyonun son kısmı. Böylece yine fonksiyon dönüp dolaşıp ikinci durumda da süreksiz olacak. Dolayısıyla ne verirsem cevap 0 olur deyip bir soldan yaklaşıma bakıyorum.
K eşittir eksi 1. Peki eksi 1 soldan yaklaşan yani sıfırdan küçük bir değer mi? Evet. O zaman eksi 1 noktasında da K'ya eksi 1 verdiğimde de sıfır çıktığından yine süreksiz oluyor. Aynı şekilde K kare eksi 10 bu sefer de x sıfırdan büyük bir değer olduğunu kabul ederek buraya eşitleyelim. K buradan artı eksi kök 10 ama biz artı kök 10 kısmını alacağız. Böylece K eşittir kök 10 arkadaşlar ne olacak? Kök 10 verdiğimde cevap 0 geleceği için yine x gördüğüm yere 0 yazınca mecburen süreksiz olacak. Dolayısıyla toplam 3 noktada bu fonksiyon süreksiz oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yorumu gayet güzel bir soru. Bize f bileşke g'nin grafiğini vermiş gördüğünüz gibi ama limit sorarken x 4 eksi fx soruluyor. Yani f'in grafiğini biz bilmiyoruz. Ne yapacağız? Ama şöyle bir bilgi var bakın. Her x eleman x1 x2 eleman r için x1'den x2'ye çıktıkça yani x değerleri arttıkça g fonksiyonu azalıyormuş. Temsili şöyle bir grafik gibi düşünebilirsiniz bakın. Böyle gittikçe azalan bir fonksiyon demek istiyor size Türkçesi. Haliyle o zaman limit x 3'e sağdan yaklaştığımız zaman bunun limiti 4 ise aslında 3'e sağdan yaklaşmak demek y değeri olarak azalan bir fonksiyon olduğu için 4'ün biraz altından yani 4 eksiden yaklaşmak demek olacak. Bu cepte dursun bakın. Bu bizim için önemli olacak. Boşuna vermemiş bu azalan fonksiyonu. 3'ün sağından yaklaştığında da 4'e yakın bir değerden ama biraz alttan geliyorsun demek oluyor bu. Şimdi biz soruda arkadaşlar dikkat ederseniz f fonksiyonunun değerini bilmiyoruz. Yalnız fark ettiniz mi? Burada ben 4'e sağdan yaklaşıyor gibi olduk dedim ya. 4'ün çünkü altından geldik. Bize sorduğu değer ne? 4'e sağdan yaklaşmak, soldan yaklaşmak pardon. O zaman ben bu soruyu şöyle düzenlerim. Bileşke fonksiyonda nasıl olsa iç içe olduğu için şöyle bileşke fonksiyonu yazayım. Bu şu demek değil miydi? Önce G3 artıya bak ne geliyor? G3 artıda ne geliyor? 4 eksi. Artık bu gitti. Bu da bileşke fonksiyon gereği limit x 4'e soldan yaklaşırken f(x)'i soruyor demek oluyor. He, o zaman demek ki biz bileşke fonksiyonda 3'e sağdan yaklaşırken zaten adamın bana sorduğu şeye ulaşmış oluyoruz. O zaman bakalım bileşke fonksiyon grafiğinde 3'e sağdan yaklaştığında ne geliyor cevap? 2. 2'nin biraz altından ama sonuçta sonucu soruyor bize. Böylece cevap 2 olmuş oldu arkadaşlar. Böyle güzel bir soru. G'den yararlanarak bana sorduğu şeyi aslında bulmuş oldum. Haliyle x gördüğün yere 4 yazmayacaksın. Bileşke fonksiyonda x gördüğün yere 3 artı yazacaksın ki sana sorulan şeye ulaşabilesin diye. Bu da sağlam bir soru bence. Şu son iki soruda gerçekten takılacak olan arkadaşlar olabilir. Merak etmesinler, anlamaya çalışın. Kendiniz de deneyin. İnce sorular çünkü. Ama anlamadığınızda karalar bağlamayın lütfen. Biraz daha konuda ilerlemeniz gerekiyordur. Bileşke fonksiyon bilgilerinizi biraz gözden geçirmeniz gerekiyor. Eğer bu kısımda zorlanıyorsanız arkadaşlar. Yani bir de şöyle bakmak lazım olaya. Bazen biz böyle matematikte 40'ta 40 çıkaracak olan arkadaşlar olabilir. Tamam ama herkes olmayacak. Eğer böyle olsaydı sınavın tabii TEOG gibi saçma sapan böyle çok kolay bir sınav olmadığı sürece arkadaşlar. Yani tarihte hiçbir zaman öyle bir şey görülmemiş. Bu YGS, LYS, ÖSS adları ne olursa olsun 40'ta 40 yapan öğrenciler topu topu Türkiye'de 1000 tane mi oluyor, 2000 tane mi ne oluyor? Belki olmuyor bile. Bir yıl mesela sadece 200 kişi geometriyi fullemişti. Yine matematiği bir yıl sadece 500 kişi fullemişti. Bakın bunlar çok az sayı yani. Sınavın kolaylığına göre bazen bu işte 3000'i 4000'i buluyor. Dolayısıyla hedefimiz bu şekilde yüksek olsa bile 40'ta 40 kolay olmayabiliyor. O yüzden bir soru kaçırınca üzülün ama fantezisinden de vazgeçmek lazım. Her şeyi müthiş derecede anlamalıyım. Anlamadığım hiçbir şey olmamalı. Eğer anlamazsam bende sorun yok, her şeyde sorun var. Bazen gerçekten kafamızın basmadığı anlar olabiliyor. Bunu kabul etmiyoruz. Yani öğrencilere söylediğimiz zaman böyle bir şey asla bu ifadeyi kullanmam ben ama kendime mesela bunu kullanabilirim. Ben her şeyi anlayamam. Bence bunu derseniz daha rahatlayabilirsiniz. Bunu birisi dediği zaman alınırsınız. Bana da birisi dese ki Eyüp yani sen bazı şeyleri anlamazsın, kafan basmaz. Biraz zoruma gider ama kendimiz bu telkinlerde bazen kendimize bulunursak ben daha rahat olacağımızı, zihnimiz de rahatlayacağı için aslında anlamayacağımız şeyleri bile daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum arkadaşlar.
Şimdi x kare artı 1, x küçüktür 2, x eşittir 2, 1'e eşit, x büyüktür 2, x artı 1 eşit fonksiyonu verilmiş. Yaptığımız sorulardaki gibi yine f artı g fonksiyonu sürekliymiş. G fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Biz grafiksle bakmıştık, şimdi grafiksiz bakıyoruz. Bakalım x küçüktür 2, yani 2'ye soldan yaklaştığımızda ve 2'ye sağdan yaklaştığımızda f ne olacak, g ne olacak? Başlayalım. F arkadaşlar ne oluyor? 2'ye soldan yaklaştığımızda 4 artı 1'den 5. Sonra F'e sağdan yaklaştığımızda 2'de ne oluyor? 3 oluyor. Aynı zamanda burada fonksiyonun kendi değerini de vermiş. Süreklilikte o da önemli. 1. Şimdi G fonksiyonunda öyle değerler eklemeliyiz ki bunların hepsi sonuçta birbirine böyle eşit çıksın. Bakalım A şıkkına gelelim. 2'ye soldan yaklaştığımızda 3. 2'ye sağdan yaklaştığımızda 5. 2'ye direkt değerine eşit olduğunda 1. Bunların toplamı 8. 8 ve 1 olmadı. Limitleri birbirine eşit oldu ama süreklilik için bu yetmez. O noktadaki değer de aynı olmalı. Geliyorum şimdi B şıkkına. Hemen bunları silelim artık. Çünkü G'ye bir daha bakacağız. F'te sıkıntı yoktu. Onları hemen hızlıca bir daha yazabiliriz. Burası 5'ti. Burası da 3'tü. Şurası da 1'di. Şimdi G'ye baktığımız zaman X'e 2 verdiğin zaman sol taraftan eksi 2 oluyor. 2 verdiğin zaman sağ taraftan 0 geliyor. 2 verdiğin zaman direkt fonksiyon değeri 2 oluyor. 5 eksi 2 3. 3 artı 0 3. 1 artı 2 3. Bunların hepsi birbirine eşit olduğu için G fonksiyonun denklemi böyle olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar bu soruda zaten diğer sorular da öyle ama bu son soru çözdüğümüz sorularda özellikle bir kendiniz kesinlikle bakmanız gereken sorular. Çünkü hakikaten sağlam yorumlar var. Mesela bu soruda öyle. Şu ifadeyi tabii ki anlamanız gerekiyor bu soruyu güzelce çözmeniz için. Ben şimdi size bunu çözeceğim. Ama durdurup lütfen uğraşmaya çalışın. Şimdi burada önce bir grafiğini anlamak lazım. Temsil olarak ben size bir göstereyim grafiğini. Her x gerçel sayısını x'e en yakın tam sayıya götürüyor. Örnek 0 verdiğinde cevap 0 geliyor. 0.1 verdiğinde 0'a yakın olduğu için 0 geliyor. İşte 0.20 verdiğinde falan. Ta ki nereye kadar? 0.5'e kadar. Buraya kadar grafik böyle, tamam mı? Şöyle bir grafik 0.5'e kadar. Sonra diyor ki iki tane sayının tam ortasındaysa, kendisinden önceki ve sonraki tam sayılara eşit uzaklıktaysa x'ten büyük en küçük tam sayı eşit oluyor. Yani 0.5 0 ile 1 arasında olduğu için diyor bu böyle 1'e eşit oluyor. O zaman burası boş oluyor. Burası dolu oluyor. Artık bakın 0.6'dan 1'e kadar bunlar hep 1'e eşit olacak. Sonra 1'de yine fonksiyon 1'e eşit olacak. Aynı şekilde 1 ile 1.5 arası arkadaşlar fonksiyon kendisine yakın olan 1'e eşit olacak. 1.5'da 1 ile 2 arasında olduğu için kendisine yakın olana değil artık bu ikisinin arasında olduğu için kendisinden büyük en küçük sayı olan 2'ye eşit olacak. Böyle bakın grafik. Yani merdiven şeklinde gidiyor. Böyle başlıyor içi dolu. Burada içi boş oluyor. Sonra böyle devam ediyor. Bir yere kadar gidiyor. İçi boş oluyor. Sonra böyle devam ediyor. Gördünüz mü? Bu şekilde merdiven şeklinde yukarı doğru artarak devam ediyor grafik arkadaşlar. Bunu da böyle göstermiş olayım. Şimdi 3 bölü 2'ye sağdan yaklaşırsak yani 1.5 bakın. 1.5'a sağdan yaklaşırsak evet cevap 2 oldu gördüğünüz gibi. Eksi 5 bölü 2'ye eksiden soldan yaklaşacağız. Ama eksi x demiş. Eksi 2.5 arkadaşlar sağdan yaklaşmak normalde nedir? Eksi 2.51 gibi düşünün. Burada x gördüğümüz yere eksi 2.51 yazsak 2.51 yapar. Bu da artık 2.5'a sağdan yaklaşmak olur. 2.5'a da sağdan yaklaştığımız zaman artık bu 2 ile 3'ün arasında olacağı için göstereyim bakın. Onu da görün. 2 burası. İşte 2 neye eşit? 2'ye eşit arkadaşlar. 2.5'a kadar geldiğimizde 2.5'un içi boş oluyor. 2.5'tan sonra da fonksiyon 3'e eşit oluyor. Böylece 2.5'un sağ tarafından geldiğimiz için evet 3 olacak. Sonra 1 bölü 2 demiş. 1 bölü 2 x gördüğümüz yere 1 bölü 2 yazarsak 1.5 yapar. Şimdi limit x bir nevi 1.5 fx oldu bu, tamam mı? Hemen çizelim bakın. 1'den 1.5'a kadar fonksiyon 1'e eşit. Sonra arkadaşlar 1.5'tan sonra hop yukarı çıkıyor.
Burası boş oluyordu. Şu alt kısım merdiven şeklinde gidiyor ya. Burası böyle oluyor. 1,5 böyle. Şimdi dikkatli olursanız 1,5'un sol limiti 1'e eşit, sağ limiti 2'ye eşit. O yüzden burada limit yok gördüğünüz gibi. 4 bölü 3'e gelelim. 4 bölü 3 arkadaşlar. Yani 4 bölü 3 ne? Bir küsür bir sayı ama öyle bir şeylere eşit değil. 1 eksi 8 bölü 3 de ne yapıyor? Eksi 7 bölü 3 yapıyor arkadaşlar. Şey eksi 7 bölü 3 diyorum pardon. Eksi 5 bölü 3 yapıyor. O zaman limit x eksi 5 bölü 3'e giderken fx'in limitini soruyor bir nevi bize. Hemen grafikten göstereyim size bakın. Bir grafik eksi 5 bölü 3 nedir? Yaparsak şöyle 5 bölü 3 1. Sonra 2'yi 3'e bölersek 1,66 gibi bir şey. O zaman 1,66 gibi olduğu için 1,5'tan itibaren bu fonksiyon hep 2'ye eşit olacak. Ta ki 2,5'a kadar. O zaman böylece 1,66'nın limiti de 2 gelecek. Bu yanlış oldu. 1,66 çünkü şurada bir yerde olduğu için fonksiyon sabit bir fonksiyondur. Bu yüzden bunun limiti de arkadaşlar vardır ve 2'ye eşittir. D şıkkında yanlış cevabı bulduk. Hakikaten bu da gerçekten iyi bir soru. Grafiği çizmeniz gerekiyor. Sonra sol ve sağ limitlere bakmayı unutmayın. C ve D şıklarında malum limitlerde arkadaşlar sadece sağ limit veya sol limit yetmez. Bu şekilde iyi bir soruydu. Bu sayfada gerçekten güzel sorular vardı fark ettiyseniz. Yani ikinci sayfada gayet iyi sorular çözdük. A pardon, birinci sayfaymış daha ya. O kadar uzun sürdü ki bana ikinci sayfa gibi geldi. Şimdi ikinci sayfadan devam edelim. Yani aslında genel testte bu kaçıncı sayfa oluyor? Altıncı sayfa oluyor. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. X küçüktür 0, X eşittir 0 ve X büyüktür 0 diye vermiş şimdi bize. Şimdi arkadaşlar bu soruda biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Bakın sadece fx'te olan bir tane soru var. O da bu şıkkı hemen aradan çıkaralım. Kolay bir şık olduğu için. X'e sağdan yaklaştığımız zaman sıfırda ne oluyor? Bunu kullanacağız. 1 geliyor. Tamam, bu doğruymuş. Onu hallederiz. Hemen de hallettik gördüğünüz gibi. Şu şekilde içlerinin x'ten farklı olduğunu görürsek orada normal önce fonksiyon yorumu gibi düşünün. Şimdi x'e 1 verdiğinizde içerisi 0 oluyor değil mi? Bu sana şunu anlatmak istiyor demek oluyor. Limit x 0'a giderken fx soruyor aslında, tamam mı? Yani önce içerisi hangi değer oluyor onu anlamaya çalışın. Fonksiyonda x yerine değer yazar gibi. Sonra soruyu normal standart fx'e döndürün. Böyle daha kolay yapacağınızı düşünüyorum. Şimdi böylece soldan yaklaştığınız zaman 0'a eksi 4 geliyor. Sağdan yaklaştığınız zaman 1 geliyor. Dolayısıyla limiti yoktur. Bu da doğru. C şıkkına gelelim. Burada arkadaşlar şuna dikkat etmeniz lazım. X'e ne verirseniz verin zaten içerisi pozitif oluyor. O zaman siz X'e sıfıra soldan da yaklaşsanız, sıfıra sağdan da yaklaşsanız, sıfıra soldan yaklaştığınızda da sıfıra sağdan yaklaşmış gibi olacaksınız. Çünkü mutlak değer dışına asla negatif çıkmaz. Örnek vereyim bak. Limit x sıfıra soldan yaklaşmak demek böyle x'e hani 0 eksi 0,001 vermek gibi ya, mutlak değer dışında yine 0,01 oluyor. Limit x sıfıra sağdan yaklaşırken 0,001 gibi düşün. Bunların ikisi de birbirine eşit olduğu için aslında mutlak x olduğunda x büyüktür 0 kısmı geçerli hep. Dolayısıyla sağdan yaklaştığımızda da 1 geliyordu. Bu da doğru. D şıkkında biraz dikkatli olalım lütfen. X eşittir 2. Burada kritik nokta. Bu grafikten bahsetmiyorum. Buradan bahsediyorum. X'e soldan yaklaşırsanız, tamam mı? Soldan yaklaştığınızda içerisi ne oluyor bakın arkadaşlar. 1,99 gibi düşünün. 1,99 eksi 2'den negatif oluyor. Yani eksiyle çarpılarak çıkacakmış. 2'ye soldan yaklaşırsak limit f eksi 2 eksi x oluyormuş. Bunu da eksiyle çarparsak bir daha x eksi 2 oluyor. 2'ye soldan yaklaşmak artık bu ne demek? 2 eksi demek. Limit x 2'ye soldan yaklaşırken aslında 1,99 gibi, yani burada yine limit x 0'a soldan yaklaşmak gibi oluyor fx için. Doğru mu? 1,99'dan 2 çıkar. Eksi 0,001 gibidir. O zaman fx de olarak değerlendirirsek böyle gelir. Soldan yaklaştığımızda da neydi? Eksi 4. Sonra aynı mantıkla 2'ye sağdan yaklaşırsak bu fonksiyonda
İçerisi pozitif olduğu için olduğu gibi çıkar. Yani eksi parantezinde x eksi 2 diye çıkar. Böylece limit x 2'ye sağdan yaklaşırken f eksi x artı 2 olur. 2'ye sağdan yaklaşmak demek ne demek? 2.1 gibi düşünün. 2.1'den eksi 2.1'e 2 eklersek eksi 0.001 gibidir. Yani yine bu da aslında arkadaşlar limit x 0'a soldan yaklaşırken fx gibi oldu gördüğünüz gibi. Böylece yine oradan da eksi 4 oldu. Bu da doğru geldi. Şimdi bakalım. E şıkkında şu en üstte göstereyim size. Yerim yetmedi çünkü. Eksi 3'e soldan yaklaşalım. Bu ne demek? Yaklaşık eksi 3.001 vermek gibi. O zaman burası negatif olacağı için içerisi eksiyle çarpılarak çıkar. Limit x eksi 3'e soldan yaklaşırken önce nasıl çıktığına bakıyorum mutlak değerden. Böyle çıkıyor. Eksi 3'e soldan yaklaşmak eksi 3.0001 gibi. Verince o zaman burası 3.001'den 3 çıkarır gibi oldu. Yani 0.001 gibi geldi. Demek ki aslında x eksi 3'e soldan yaklaşırken bu fonksiyon demek. Bir nevi limit x 3'e sağdan yaklaşırken fx demek gibiymiş. O zaman haliyle artık 0 artı oldu. F 0 artı da buradan neydi? 1'di arkadaşlar. Sonra limit x 3'e eksi 3'e bir de sağdan yaklaşacağız. Eksi 3'e sağdan yaklaşmak demek eksi 2.9 gibidir. Olduğu gibi çıkar burası. Böylece f x artı 3 olur. Eksi 3'e sağdan yaklaşmak demek olduğu için eksi 2.9 gibi düşünelim yine. Yani burada da yine limit x 0'a sağdan yaklaşmak gibiymiş fx için. Bunu da zaten 1 bulmuştuk. Limit geldi ama bu limit yok diyor. Yani basit görünüyor ama bu da çok uğraştırıcı bir soru oldu arkadaşlar. Bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Soruları bakın gerçekten kendiniz uğraşırsanız bir anlam oluyor. Mesela bu soru. Yani benim yaptıklarımdan böyle tek tek benim yaptıklarımı anlamaya çalışırsanız soruya bakmadan burası leş gibi bir soru söyleyeyim. Ama kendiniz uğraşıp tıkandığınız bir yer olursa aa bak bu böyleymiş diye fark edersiniz. Evet şekilli sorular oluyor bazen. Onlarla ilgili bakalım. Limit PKLM üçgeni olduğunda P neydi? ABC üçgeni içinde bir noktaymış. ABC üçgeni içinde bir nokta. Bu PB büyüktür PC şartını sağlayan bir P noktasının bulunduğu üçgen KLM olduğuna göre alan KLM bölü alan ABC nedir diye sormuş. Önce şunun ne demek olduğunu anlayalım arkadaşlar. PB büyüktür PC, önce PB eşittir PC olacak şekilde. Yani aslında şuradan bir dik indirdiğim zaman ikizkenar üçgen oluştursak şu şekilde gördüğünüz gibi. Bakın şu. Böyle bir P noktası aldığım zaman ya da şurada bir P noktası aldığımda, burada bir P noktası aldığımda, şurada bir P noktası aldığımda fark etmez bu P noktalarını düşün. Hep PB eşittir PC oluyor. O zaman tam uç noktaya kadar şu noktaların hepsinde PB eşittir PC oluyor. Dikkat ederseniz şu bölgede hangi nokta alırsanız alın, dikkat ettiğiniz zaman P noktası B'ye daha uzak, C'ye daha yakın. Sonra şu mavi kısım o zaman sağlıyor gördüğünüz gibi. Bu bölgeden ne alırsan al tamam. Ama şu bölgede alırsan böylece bu bölgede diyelim bu nokta aldın. Şöyle bir nokta göstereyim bakın. Burada da B'ye daha yakın P. O zaman sarı bölge olmaz. Yine buradan da aldığında C'ye daha uzak. O sarı bölgeyi işaretleyeyim o zaman. Sarı bölgede arkadaşlar PB PC'den daha küçük ama mavi bölgede PB PC'den hep daha büyük oldu. Burası da böyle ikizkenar üçgen çizdiğim şekilde olduğundan dolayı şekli bir daha çizeyim artık. Şöyle bir dik indirdiğimde maksat orada bir ikizkenar üçgeni göreyim diye yaptım. 30-30 oldu. Sadece şu bölgede PB PC'den daha büyük oldu. Burası da 30 derece. Böylece şuranın alanı S ise buranın alanı da S. Açıortaydan burasının alanı da S. O zaman P noktası KLM üçgeni üzerinde, yani bu KLM üçgeniydi. P noktası KLM üçgenin üzerinde bir nokta olduğunda artık hakikaten bu alan böylece toplam alanın kaçta kaçı olacak? 1 bölü 3'ü olacak arkadaşlar.
Bu soruda arkadaşlar doğrusal bir grafik olduğu için gördüğünüz gibi ve süreksizlik sıkıntısı olmadığı için fonksiyonun o noktadaki limiti o noktadaki değerine eşit. O yüzden bizden aslında f5 bölü f'in tersi 8'i istiyor. Şimdi f'in tersinin grafiğini vermiş. Böyle bir 8'i en azından grafikten bulalım. X eşittir 8 burası. Şurası 2 birim oldu. Tanjant alfadan bakın burası ne geldi? Tanjant alfadan gördüğünüz gibi 1 bölü 2 olması lazım. 1 oldu. O zaman demek ki f'in tersi 8 neymiş arkadaşlar? Eksi 1'miş. Şimdi f5'i bulalım. F5'i bulmak için ama bunun artık grafikten yararlanamayacağım. O zaman ne diyeceğim? Fonksiyonun mecburen denklemini yazayım. Fonksiyonun tersine y eşittir. Pardon y bölü 6 artı hatta aşağısı 3 pardon. Y bölü 3 artı x bölü 6 eşittir 1. Böylece 2y artı x eşittir 6 oldu. Ben buradan x'i yalnız bırakacağım. Tersinin tersi kendisidir çünkü fonksiyonun. X eşittir 6 eksi 2y. O zaman fx de buradan 6 eksi 2x oldu. Çünkü tersinin tersini aldık. Böylece f5'i bulacağız. f5 de arkadaşlar x gördüğümüz yere 5 yazarsak eksi 4 geldi. Payı eksi 4 bulduk. Paydayı eksi 1 bulmuştuk. Cevap 4. Aslında doğrusal fonksiyon sorusu. Zaten süreksizlik sıkıntısı yoksa limit değil o normal matematik sorusu oluyor. Bakalım şimdi diğer sorumuza. Ne demiş? A bir reel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu biçiminde tanımlanmış. Fonksiyonun sürekli olmadığı yalnızca bir nokta olduğuna göre f-2 artı f4 nedir diye soruyor. Normalde bakın iki tane kritik nokta var. O zaman demek ki bunların bir tanesinde sürekli bir tanesinde değil. Özellikle ben şurada kareye takıldığım için oradan başlamak istiyorum. X 3'e soldan yaklaştığında ve sağdan yaklaştığında bakalım. Ve 3'ü ilk önce sürekli kabul edeyim, tamam mı? Çünkü ya 3'te sürekli ya eksi 1'de sürekli. İkisinden birinde de süreksiz. Buradan bunu anlıyorum. Bir tane noktada süreksizse ya 3'te ya eksi 1'de süreksiz. 3'ü sürekli kabul ettim. Canım öyle istiyor. Özel bir sebebi yok kesinlikle. Yazıyorum şimdi yerine. Soldan yaklaştığım zaman neyi kullanacağım? Şunu kullanacağım. O zaman orası 2 kere 3 6. 6, 6 daha 12. Soldan yaklaştığımda 12. Sağdan yaklaştığımda arkadaşlar burayı kullanacağız. 3 eksi m'nin karesi artı 8. Böylece 4 eşittir 3 eksi m'nin karesi. Sürekli olduğunu kabul ettiğim için m buradan 1 de olabilir. Başka ne olabilir? 5 olabilir. Çünkü eksi 2'nin de karesi 4 yapar. Şimdi m eşittir 1 için x kare artı 2x artı 1 oluyor, tamam mı? O zaman m eşittir 1 için x küçük eşittir küçük eksi 1 oluyor ya. Eksi 1'e soldan yaklaştığımda bunu kullanacakmışım. Haliyle bu x artı 1'in karesidir. Eksi 1'i yerine yazdığım zaman 0'ın karesinden 0 geldi. Soldan yaklaştığım zaman eksi 1'e. Bir de sağdan yaklaşalım. M'ye 1 verdiğim zaman orası ilgilendirmiyor. 2x artı 6 zaten. X gördüğüm yere arkadaşlar eksi 1 yazıyorum. Eksi 2 artı 6'dan ne geldi? 4. Ha güzel. Bakın sol limit eksi 1'de 0 geldi. Sağ limit 4 geldi. Aslında iyi ki böyle denemişim. Çünkü 3'te sürekli olsun dedim. 3'te sürekli olunca M'ye bir de 1 verdim. 1'i denedim. 1'i denediğimde de arkadaşlar 1 noktası eksi 1 noktasında fonksiyon süreksiz geldi. O zaman bir daha 5'i denememe gerek yok. Eksi 1'de sürekli olup olmadığını denememe gerek yok. Tak diye geldi. Eğer sizinki böyle gelmeseydi eksi 1 ile başlardınız, soruyu yanlış bulurdunuz, bir daha başa dönerdiniz. Yani vakit kaybı olurdu ama soruyu bir şekilde yine doğru bulurdunuz. Dolayısıyla m eşittir 1 için x kare artı 2x artı 1 oldu. F eksi 2'de bunu kullanacağız. Limit sormuyor artık. Bu zaten x artı 1'in karesi olduğundan dolayı eksi 1 eksi 2 artı 1'den eksi 1'in karesi yani 1 oldu. F eksi 2. F4 zaten burası. X eksi 1'in karesi artı 8. 4 eksi 1'den 3. 3'ün karesi 9. 9, 8 daha 17. Toplamları da 18 oldu. 2019 AYT sorusuna benzer bir soru arkadaşlar. Burada ne demiş? A 0 olduğunda demek aslında bir nevi bu. Alan ACT bölü BH nedir? ACT üçgeninin alanını bulacağız. Şimdi burası 1 birim çember. Burası 1 birim. Burası arkadaşlar ne? Y diyelim buraya bakın.
y bölü 2 neyi eşit? Tan alfa'yı eşit. O zaman y buradan 2 tan alfaymış. Alan ACT yerine o zaman 2 tan alfa çarpı 2 bölü 2'den ne yazıyormuşuz? 2 tan alfa. 2 tan alfa alan ACT. BH'a bakalım. BH neydi? Normal şurada alfa alfa yaparsak bakın. 2 alfa olur. Burası da o zaman yarıçap 1 olduğu için şuraya da T diyelim. T bölü 1 sinüs 2 alfadır. O zaman T buradan sinüs 2 alfa geldi. X gördüğümüz yere 0 yazarsak yalnız ne oluyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 0 bölü 0 belirsizliği oluyor. Hatırlayın, bir kural var. MEP kitabında da olduğu için söyleyeyim. A tan alfa, hatta şöyle yapalım. A tan BX bölü işte B sin CX arkadaşlar neye eşittir? A bölü B, şurayı da D yapayım. B bölü D'ye eşittir. Ne zaman? Limit x sıfıra giderken. Ya da limit x sıfıra giderken sin a x bölü bx diye görmüşsünüzdür. A bölü b'dir. İşte limit x sıfıra giderken tan a x bölü bx a bölü b'dir. Hem tan hem sin varsa zaten şuradaki katsayılar normal geliyor. Bir de bunların katsayılarına bakıyoruz. Dolayısıyla bu soruda tan alfa, alfanın katsayısı ne? 1. Sin 2 alfa da alfanın katsayısı ne? 2. 1 bölü 2 oldu. Bir de başında burada payda 2 var arkadaşlar. Böylece cevap 1 gelmiş olacak. Buraya geldiğimiz zaman da teta alfa eşit olduğunda alan ne olur diyor. Teta alfaya eşit olduğunda demek. Yani limit sorusunda aslında bir nevi üçgen çözüyoruz. Teta alfaya gider demek. Teta alfa olduğunda ikizkenar bir üçgenle döner. Burası 5, 5 olur. Burası 12 olur. Böylece üçgenin alanı 10 çarpı 12 bölü 2'den 60. Yani büyük bir limit anlamı atfetmeyin soruya. Bir tane fonksiyon vermiş. G bileşke f-2 limit x eksi 1'e sağdan yaklaşırken f bileşke f x artı 1 nedir diye soruyor. Adım adım gidelim. Şimdi bize f fonksiyonun grafiğini vermiş sadece. f-2 burada kaç? Normal düz fonksiyonun değeri 2. O zaman g 2'yi soruyor. Artık g 2 eşittir. F 2 artı 1'den 3'ü istiyor. Limit x 2'ye giderken f x eksi 2 istiyor. F3 ne? 6. İçe dolu olan kısım. Limit x 2'ye giderken x eksi 2 arkadaşlar. 2'ye giderken aslında x gördüğümüz yere 2 yazarsak ne oluyor? 0 oluyor. 0'da da fonksiyon sürekli olduğu için direkt kendi değerine eşittir. Burası da 3 olur. Böylece burası 9 geldi. Şimdi limit x eksi 1'e sağdan yaklaşırken bakalım. Bileşke fonksiyon eksi 1'e sağdan yaklaşırken ne oluyor arkadaşlar? Eksi 1'e sağdan yaklaşırken x gördüğümüz yere eksi 1 yazınca hatta eksi 0.99 yazalım. Böylece 0.001 gibi oluyor. Yani 0'a sağdan yaklaşmak gibi oluyor. 0'a sağdan yaklaştığımızda da 3'e nereden geliyoruz? Bakın 3'ün biraz yukarısından geliyoruz. Evet. Bakayım bir. 0. Ha pardon, aşağısından geliyormuşuz. Şurada çünkü biraz fonksiyon azalıyor. Bakın 0'a sağdan yaklaşınca 3'ün biraz altından geliyoruz. O zaman 3 eksi oldu. Şimdi bir daha yerine yazdığımız zaman f 3 eksi nereye eşit? Burada gördüğünüz gibi 5'e eşit. O zaman bunun cevabı da 5 geldi. 9 bulmuştuk. 5 daha bulduk. Cevap 14 oldu. F ve G fonksiyonları demiş. X eşittir. İki apsis noktalarda sürekli olan iki fonksiyondur. Buna göre yukarıdaki fonksiyonlardan hangileri aynı noktada daima süreklidir? Bir kere bu kural zaten. Toplamları ve çarpımları kesinlikle o noktada süreklidir. Bileşke fonksiyonla ilgili arkadaşlar bir şey diyemeyiz. Niye biliyor musunuz? Şimdi F, G, 2. İki noktasında sağdan ve soldan yaklaştığında limit gelecek diyelim, uyduruyorum, 1 geldi. Tamam mı? İki noktasındaki limit 1. Ya F1 o noktada sürekli değilse? Çünkü bana iki noktasında sürekli demiş ama çıkan sonuç farklı bir sonuç olduğunu, o noktada sürekli olup olmadığını bilmiyorum. O yüzden bunu bilemeyiz. Yine aynı şekilde X'e 2 verdiğinizde bir noktasında sürekli olup olmadığını bilmediğiniz için buna da bir şey diyemezsiniz. O yüzden cevap C olacak. Bir örnek göstereyim bakın size.
Şöyle bir noktasında süreksiz bir fonksiyon olsun, iki noktasında sürekli olsun. Gördüğünüz gibi 2'den 1 çıkarınca artık bir noktasındaki sürekliliğe bakacaksınız. Sürekli olmuyor. Ya da dediğim gibi g fonksiyonunda bakın şöyle bir fonksiyon olsun. İki noktasındaki değeri 1 olsun. Sürekli olduğu için bu noktadaki değeri 1 olduğu için g2 1. Artık bir noktasında f'in sürekliliğine bakacağım. Gelmedi bakın. O yüzden kesin bilemeyiz. Cevap 1 2 olacak. Yavaş yavaş son sorularımıza doğru geliyoruz. Diğer iki sayfaya nazaran, diğer dört sayfaya nazaran pardon, buradaki gerçekten sorular daha zor oldu. Fx fonksiyonunun grafiği yukarıda verilmiştir diyor. Gx0 minimum fx0 virgül limit xx0'a soldan yaklaşırken fx. Buna göre g-2 nedir demiş. G-2 o zaman şu. F-2'nin mutlak değeri. Burası da limit x2'ye soldan yaklaşırken fx. Şimdi f-2 arkadaşlar neye eşit? Gördüğünüz gibi eksi 4'e eşit. Bunun mutlak değeri de ne yapıyor? 4. 2'ye şimdi artık ne yapacağız? Eksi 2'ye soldan yaklaşacağız. Fx fonksiyonuna eksi 2'den soldan yaklaştığınızda cevap ne geliyor? 5. Bunun hangisini alacağız? Minimum olanını yani küçük olanını. O zaman cevap 4 geldi. 0-5 aralığında tanımlı y eşittir fx fonksiyonunun grafiği yanda verilmiştir. 3'e sağdan yaklaştığımız zaman nereden geliyoruz? 3'e sağdan yaklaştığımız zaman 3 ama 3'ün biraz altından geliyoruz. O zaman limit 3 eksi fx olacak bileşke fonksiyonda artık. 3'e alttan geldiğimiz zaman da böylece ne oluyor? Yani 3'e sol taraftan yaklaşacağız. O zaman şuradan bir yerden evet 5 oluyor. Burası doğru. Limit x2'ye soldan yaklaşırken, x2'ye soldan yaklaşırken fonksiyonun limiti gördüğünüz gibi 4. O yüzden bu yanlış oldu. Gelelim şimdi buraya. F2 arkadaşlar kaç? F2'yi vermiş mi soru? F2'yi vermemiş. Çünkü F2 ile ilgili bakayım. Ha şurasıymış pardon. F2 sanki eğer arkadaşlar soruda şurası demek istiyorsa sanki burası gibi. Burası 2 oldu. Limit x 1'e giderken o da 2 oldu. 4 geldi. Tamam. Bu da doğru arkadaşlar. Cevap 1 3 olmuş oldu. X büyüktür y olmak üzere ağırlık merkezleri aynı ve yüzeyleri paralel olan iki küpten birinin ayrıt uzunluğu x, diğerinin ayrıt uzunluğu y'dir. Hacim alan x'ye küplerin yüzeyler arasındaki farkmış. Hacim x'ye de küpler arasında kalan bölgenin hacmiymiş. Buna göre vx'ye bölü ax'ye limit x'ye gittiğinde. Şöyle bir şey olur değil mi? Aslında hani biraz temsili çizeceğim. Kusura bakmayın idare edin. Merkezleri aynı olduğu için iç noktalarında böyle iki tane şey. Aslında hani küre gibi düşünün. Böyle kürelerin merkezleri birisi diğerinin içinde. Böyle düşün. Bunun gibi yaklaşabiliriz mevzuya. Şimdi yüzeylerin arasındaki alan farkı sorulduğu zaman arkadaşlar. Yüzeylerinin alan farkı normal. Birisi 6 x kare öbürü 6 y kare budur. Küpler arasında kalan bölgenin hacmi sorulduğunda ise x küp eksi y küptür. Limit x y'ye giderken yani x y'ye eşit olduğunda bir nevi. O zaman burada hemen x eksi y parantezini alırsak. Burası hatta 6 da parantezini alalım. Burası x artı y olur. Burası da x eksi y parantezinde x kare artı y kare artı x y olacaktır. X eksi y'ler böylece gitti. Yerine x gördüğümüz yere y yazarsak 6 2y'den 12y, y kare y kare daha 2y kare, y kare daha 3y kare geldi. Böylece 4 bölü y oldu arkadaşlar sorunun cevabı. Ha ben ama şey bulmuşum pardon. Benimkisinde niye öyle geldi? Ben alanın hacmini oranı buldum. Bu v'nin a'ya oranı sormuş. O zaman 4 bölü y'yi ters çevirirsem y bölü 4 olur. Y bölü al evet y bölü 4 olur. Bu şekilde arkadaşlar soruyu hallettik. Testi de bitirmiş oldum. 7 sayfalık bir testi. Son 3 sayfa aralarda zorlayan sorular oldu. Limitte bayağı bir soru çeşidi gösterdiğimi düşünüyorum size. Aralarda çok ince sorular vardı. Umarım faydası olur. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Diğer testlerde görüşmek üzere.